Evrenin nasıl oluştuğu ve evrimi ile ilgili birçok soru var. Big Bang, yani büyük patlama teorisine göre evren günümüzden yaklaşık 13,8 milyar yıl önce var oldu. Big Bang'den 9,8 milyar yıl sonra ise üzerinde yaşadığımız dünya oluştu. Dünyamızın ilk oluştuğundaki hali şimdikinden oldukça farklıydı. Yolculuğumuz neredeyse 4,5 milyar yıl önce başlıyor. O zamanlar dünyamız yaşanabilir bir gezegenden çok cayır cayır kaynayan devasa bir lav topuna benziyordu. Bunu söylememin sebebi, dünya yüzeyinin yaklaşık 1200 santigrat derece gibi korkunç bir sıcaklığa sahip olması. Bu alev topunun yaşanabilir bir gezegene dönüşmesi için önemli değişimler meydana geldi. Bu değişimlerin en önemlisi, kuşkusuz ayın da meydana gelmesine neden olan Theia gezegeninin dünyamıza çarpması. Evet, iki gezegenin çarpışmasından bahsediyoruz. Tabii bu sadece bir hipotez, yani ispatlanmış değil. Devetki hipotezine göre Theia denen hayali bir gezegenin, Dünya ile saniyede 4 kilometrelik bir hızla çarpışması sonucu ay oluştu. Ağır göktaşı bombardımanı ile beraber dünyanın şekli 4,5 milyar yıl içerisinde yavaş yavaş günümüzdeki halini aldı. Böylece ağır demir ve nikel elementleri ile beraber dünyanın çekirdeği oluşmaya başladı. 4,5 milyar yıl önce Güneş sistemimizde 20 gezegen vardı. Ne yazık ki geriye sadece 8 gezegen kaldı. Çünkü öncekiler bu şekilde birbirleriyle çarpışarak bugünkü gezegenleri oluşturdular. Henüz iki gezegenin çarpışmasını düşünürken, bilim adamlarına göre galaksimizin yaklaşık 4 milyar yıl içerisinde bize en yakın galaksi olan Andromeda galaksisiyle çarpışması bekleniyor. İki galaksinin çarpışması hayal gücümüzü gerçekten zorlayacak türden. NASA tarafından Hubble Uzay Teleskobu kullanılarak çekilen bu fotoğrafta çarpışan iki galaksinin son evresini görüyorsunuz. NGC 6052 adındaki bu galaksi ilk kez 1784 yılında ünlü bestekar ve astronom William Herschel tarafından keşfedildi. İlk başlarda 230 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan galaksinin tekil bir galaksi olduğu düşünülüyordu. Bilim adamlarını hayrete düşüren bu garip şekilde galaksinin aslında çarpışma sürecindeki iki galaksi olduğu anlaşıldı. İki galaksinin çarpışabileceği gerçeği bilim adamlarını şaşkına çevirdi. İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin kendisine en yakın galaksi olan Andromeda ile çarpışabilme ihtimali üzerine araştırmalara başlandı. Araştırmacılar, Hubble Uzay Teleskobu ile Andromeda'nın 2002 ile 2010 yılları arasında 8 yıl boyunca bütün hareketlerini detaylıca incelediler. Ve iki galaksinin kesinlikle çarpışacakları sonucuna vardılar. Andromeda ile Samanyolu'nun çarpışması yaklaşık 4 milyar yıl içerisinde gerçekleşecek. Bu çarpışmanın nasıl olabileceği süper bilgisayarlar kullanılarak modellendi. Bu modellemelerden esinlenerek çarpışmanın gökyüzünden nasıl gözlemleneceğini gösteren görseller hazırlandı. 2,5 milyon ışık yılı uzaklıktaki Andromeda'nın şu anki hali, Samanyolu'nun hemen yanında soluk bir şekilde görünüyor. 2 milyar yıl sonra Andromeda gökyüzünde belirgin şekilde görülebilecek. 3 milyar 750 milyon yıl sonra Andromeda bütün gökyüzünü kaplayacak. İki galaksi arasındaki çekim kuvveti nedeniyle gelgit etkisi oluşacak. Ve bu etki iki galaksinin de görüntüsünde bozulmalara neden olacak. İki galaksi arasında ilk yakın yaklaşım meydana gelecek. Rengarenk emisyon bulutları ve yeni oluşan yıldızlarla gökyüzü ışıl ışıl parlayacak. Tam 4 milyar yıl sonra iki galaksinin birleşmeden önceki halini görüyorsunuz. 5,1 milyar yıl sonra ise azalan bulutlar hemen dikkatimizi çekiyor. Ve iki galaksinin çekirdekleri bir çift göz misali gökyüzünde kendini belli ediyor. Ve 7 milyar yıl sonra tamamen birleşmiş tek bir galaksi. Artık eliptik yapıda olan galaksinin çekirdeği bütün gökyüzünü aydınlatacak. Ancak dünya yüzeyinden gökyüzüne bakıldığında yüksek ihtimalle böyle bir görüntüyle karşılaşılmayacak. Çünkü dünya ve içinde bulunduğu güneş sistemi çarpışma esnasında yeni oluşan galaksinin dışına fırlayacak. Günümüzden yaklaşık 1,4 milyar yıl sonra, yani iki galaksi çarpışmadan önce güneşin kademeli olarak artan parlaklığı ve yaydığı yüksek ısı nedeniyle yeryüzünde hayat kalmayacak. Bu yüzden bu muhteşem gösteriye hiçbir canlı şahit olamayacak.